Cebir'in temel teoremi. Şöyle yazalım. Cebir'in temel teoremi. Teorem. Diyelim ki şöyle bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyon n'inci dereceden polinomlarla ifade edilmiş olsun. Bu fonksiyon ax üzeri n artı bx üzeri n eksi 1 Böyle bu şekilde n'in derecesi azalarak sabit terime kadar gidiyor. İşte bu n'inci dereceden bir polinom. Bu teorem bize n'inci dereceden bir polinom hakkında bilgi verir. Cebir'in temel teoremine göre n'inci dereceden bir polinomun n tane n tane kökü vardır. Şöyle yazalım. n tane kök. Bir başka deyişle bu polinomu yani sağdaki bu ifadeyi sıfıra eşitleyecek n tane x değeri vardır şu şekilde görünen ikinci dereceden bir polinomun grafiğini daha önce de görmüşsünüzdür. Burası y eksenimiz. Bu da x eksenimiz. İkinci dereceden bir polinomun parabol belirttiğini biliyoruz. Bunu böyle bir çizimle gösterebiliriz. İşte bu ikinci dereceden bir polinom. Çizdiğimiz fonksiyonun iki noktada sıfıra eşit olduğunu görüyoruz. Yani tam olarak iki tane kökü var. İki kök. Bunu yazalım. Bu sonuç Cebir'in temel teoremiyle uyuşuyor. Üçüncü dereceden bir polinom için de teoremimizi deneyebiliriz. Y ve x eksenlerimizi çizelim. Bu şekilde görünen üçüncü dereceden bir polinom düşünelim. Şöyle, şöyle ve şöyle. Evet, bu üçüncü dereceden bir polinom ve polinomun köklerini sayarsak, 1, 2, 3 tane kökü olduğunu görüyoruz. Ve dördüncü dereceden bir polinom da şu şekilde görünür. Şöyle çizeyim. Ve bu polinomun köklerini sayarsak da 1, 2, 3, 4 tane kök buluruz. Ama sonra aklınıza şöyle bir şey gelebilir, çözüme her zaman bu şekilde ulaşamayabiliriz. Örneğin pek çok kez şu şekilde bir parabol görmüşüzdür. İkinci dereceden polinom belirten bu parabolün x eksenini kesmemesi, cebirin temel teoremiyle ters düşüyor. Cebirin temel teoremine göre ikinci dereceden bir polinomuz varsa, iki tane de kökümüz olmalı. Cebirin temel teoreminin sayı sistemimizi genişletmesi sayesinde bu uyuşmazlığın çözümünü bulabiliriz. Burada sadece gerçek yani reel köklerden bahsetmiyoruz. Gerçek köklerin yanı sıra karmaşık yani kompleks köklerden de bahsediyoruz. Hatta bu teoremi formülümüzdeki katsayılar karmaşık olduğunda da kullanabiliriz. Aşağıda çizdiğimiz ilk örneklerimizin hepsinde gerçek kökleri ele aldık. Gerçek sayılar karmaşık sayıların bir alt kümesidir. Mesela burada iki gerçek kökümüz var ve burada da 3. Turuncu fonksiyonda ise 4 gerçek kökümüz var. İkinci dereceden olan şu en son çizdiğim sarı fonksiyonumuzda ise gerçek kök yok. İşte bu yüzden bu parabol x eksenini kesmiyor ama bu durum aslında iki tane de karmaşık kökümüz olduğu anlamına geliyor. Yani bu fonksiyonumuzun iki tane karmaşık kökü var. Şöyle yazalım. 2 karmaşık kök. Ve karmaşık kökler, daha doğrusu gerçek olmayan kökler, gerçek olmayan karmaşık kökler diyelim. Çünkü az önce de söylediğim gibi gerçek sayılar karmaşık sayıların alt kümesidir. Karmaşık kökler her zaman çift sayıdadır. Bunu ileriki videolarımızda da göreceğiz. Örneğin bu şekilde görünen üçüncü dereceden bir polinomumuz olsun. Burada bir tane gerçek kökümüz var. Ama cebirin temel teoremine göre toplam 3 tane kökümüz olmalı. Polinomumuz 3. dereceden olduğu için 2 tane daha kökümüz olması gerekiyor. İşte o zaman biliyoruz ki bu iki diğer kökümüz gerçek olmayan karmaşık kökler. Pekala, 3 tane karmaşık kökü olan bir polinom yazabilir misiniz? 3 tane gerçek olmayan karmaşık kök. Şöyle yazalım. Üçüncü dereceden bir polinom için böyle bir durum mümkün mü? Cevap, hayır. Çünkü karmaşık kökler her zaman çift olarak bulunmak zorundalar. Bunu sonraki birkaç videoda göreceğiz. Karmaşık kökler birbirlerinin eşleniği olan çiftler halinde, eşleniği olan çiftler halinde bulunurlar gerçek kökü olmayan dördüncü dereceden bir polinomunuz da olabilir. Örneğin bu şekilde. Bu durumda iki çift karmaşık kökünüz vardır. Diğer bir deyişle dört tane gerçek olmayan karmaşık kökünüz var. Ve bu kökleri birbirlerinin eşleniyor olacak şekilde ikişerli olarak gruplandırabilirsiniz. Bunu da gelecek videoda görelim.